Kıymetli misafirler, Tokyay ve Dursun aileleri adına güzel çiftimiz Cansu Hanım ile Kerim Fırat Bey adına öncelikle siz değerli konuklarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Evet, Cansu Tokyay hiçbir baskı ve tesir altında kalmaz. Kendi arzu isteğine severek ve inanarak Kerim Fırat Dursun ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, desem. Kabul diyebilir şu anda. Evet! Gelin Hanım'dan çok güçlü bir evet geldi. Damat Bey bunun altında kalmayacak inşallah. Hadi bakalım. Kerim Fırat Dursun. Hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksın. Kendi arzu isteğine sevenek ve inanarak Cansu Tokyay ile evlenmeyi kabul ediyoruz. Evet. Sevgili konuklar, değerli çiftimizi ve kıymetli şahitlerimiz imzalarından sonra ben de aktimizi imzalıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah. İyice bas, öyle parmak olmamışlar değil mi? İtaat et, rahat et demişler. Ben sizleri koca ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Böyle olsun. En kötü gününüzde bile elleriniz birbirinden hiç ayrılmasın inşallah. Tekrar hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimle. Yeni yandan takdim ediyorum. Evet, nikahlarda bu sene biz İzmit'te son 18 yılın rekorunu kırdık. 3-11 Temmuz tarihleri arasında yaklaşık 134 tane nikah kıydık. Daha öncelerinde işte 100'e yakın nikahlar olurken bu sene gerçekten ciddi sayıda arttı nikah sayılarımız. Bunun tabii en önemli sebeplerinden bir tanesi biz göreve geldiğimizde nikah salonlarımızı hem iyileştirdik hem de sembolik olarak 1 lira yaptık ücretlerini. Dolayısıyla buradaki nikahlardan nikah salonu ücreti yüksek rakamlar almıyor. Sadece sembolik 1 lira alıyoruz. Bunun etkisi var. Sadece İzmit'ten değil, İzmit dışından da çok sayıda vatandaşımız burada nikahını yaptırmak istiyor. Nikah salonlarımızı arttırdık. Yaklaşık 7 tane nikah salonumuz var. Hem salonlarımızda hem dışarıdaki mekanlarda nikah memurlarımız gidiyorlar, kıyıyorlar. Aynı zamanda kadın nikah memurları göreve getirdik. Göreve geldiğimizde hiç kadın nikah memurumuz yoktu. Bütün nikah kıyan, akit yapan arkadaşlarımız, memurlarımız hep erkek memurlardı. Biz 2 tane de kadın memurumuzu göreve getirdik. Onlar da tabii vatandaşlarımız da çok bundan memnunlar. Kadın nikah memurlarından nikahlarını kıydırmaktan dolayı. Bunların etkisi var. Pandemide tabii ara verilmişti. Erteleyenler olmuştu. Bu dönem herkes üst üste bir an önce nikahlarını yaptırmak istediler. Onunla birlikte de biz bu sene rekor kırmış olduk. Kısa aralıkta 134 nikah kıyarak 18 yılın rekoruna imza attık. Daha ileri, daha başka rekorlara hedef var mı? İnşallah tabii ki yani bu konuda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak adına, en doğru hizmeti ve en makul mali olarak da, çünkü insanlarımızın zaten cebi yoruldu, zaten sıkıntılar var ekonomik olarak. Biz de olabildiğince hizmetlerimizi ücretsiz yapmaya gayret ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışına hakim kılmaya çalışıyoruz.